Şimdi 100 bin arama kurtarma, ondan sonra şehirde olan tüm öğretmenlerimiz öğrencilerine anlatacaklar bunu. İnsanla evlendim, sevdiği yerdeydi. Ben sevdiğim işi yaptım. Gerçekten de ben Biz 6 Şubat'ta 29 bin binada çalıştık. Bu da 1 milyon 952 bin kişiye tekabül ediyor. Dünyadaki arama kurtarma sayısı 750 bin. Eğitimlilerin tamamı da 1,5 milyon civarı. Biz de dedik ki o zaman bizim Türkiye'deki kapasitemizi arttırmamız lazım. Ve bu alanda askerimizle, polisimizle, öğretmenimizle, madencimizle, sivil toplumumuzla birlikte bir eğitim kampanyası başlattık. Ve bu eğitim kampanyası gerçekten şu an çok başarılı gidiyor. Diyarbakır'da bunun en önemli merkezlerinden bir tanesi. Sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'deki tüm illerimizde bu arama kurtarma personelinin yetiştirmesi için çok ciddi bir gayret sarf ediyoruz ki müdahale kapasitemiz yükselsin. En büyük destekçilerimizden bir tanesi AFAD'la birlikte Milli Eğitim Bakanlığı. Kurumların kendi eğitmenlerini yetiştirdik. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda, hem jandarmada, hem madencilerde ve onlara kendi eğitim alanlarını yaptık. Böylece onlar da kendi eğitimlerini yapabiliyorlar ki şu an Milli Eğitim'le ortak bir eğitim yapıyoruz. Eğitmenlerinin bir kısmı AFAD'ın eğitmenleri, bir kısmı da kendi eğitmenleri. Böylece sürdürülebilir, devamlı gelen bir eğitim modülü oluşturmaya çalışıyoruz. Birçok depremzedeyi enkazın altından canlı olarak kurtardılar. Şu anda 100'e yakın arkadaşımız bu profesyonel eğitimlere AFAD'la birlikte alıyorlar. Hedefimiz 250 öğretmenimize bu profesyonel arama kurtarma eğitimlerini aldırmak. Hem arazi araması, hem enkaz araması kurtarması, hem su altı, su üstü arama kurtarmalarda profesyonel hale gelmelerini istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışmalarını son hızla devam ettiriyor. Öğretmenlerimiz kendini memlekete vakfetmiş arkadaşlarımız zaten. Hangi alanda hizmet olursa orada var olduklarını her ortamda gösteriyorlar. Gönüllü şekilde katılıyorlar bu eğitimlere. Çünkü memlekete faydalı olmak bizim birinci önceliğimiz. Asma felaketini yaşadık 6 Şubat depreminden sonra. Şunu gördük ki her an bir afet yaşayabiliriz ve daha bilinçlenmemiz gerektiğini gördük. Biz burada Milli Eğitim ve AFAD işbirliği içerisinde eğitimler alıyoruz. Ve bizim amacımız olası bir deprem anında, olası bir felaket anında arama kurtarma birimlerine nasıl destek olabiliriz, daha bilinçli nasıl hareket edebiliriz ve bunu aldığımız eğitimleri de okullarımızda, öğrencilerimize, velilerimize, ailemize, yakın çevremize bu bilinci, afet bilincini daha profesyonel anlamda nasıl oluşturabiliriz? Amacımız bunlar.
Hani burada aldığımız eğitimle biz çocuklarımıza daha çok faydalı oluyoruz açıkçası. En azından herhangi bir felakette de bizler de neler yapabiliriz? Toplum olarak bilinçleniyoruz, öğretmenler olarak bilinçleniyoruz.